Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Tansel Çöleşan olan sevgili Emin Çöleşan, sevgili Necati Doğru, efendim Murat Sabuncu, az önce bahsettik, Ahmet Şık, bunların FETÖ'cülükle uzaktan yakından ne gibi alakası olabilir? Burada suçlanan ne yazık ki gazetecilik, bağımsız gazetecilik ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına yılmadan hizmet etme aşkı. Ben biliyorsunuz yani Türkiye'yi soyanlar, bankalarımızı hortumlayanlar, kara paracılar, rüşvetçiler, tüy bitmemiş yetim hakkını çalıp nereye kaçarlarsa kaçsınlar. En uzak adalara bile gitseler, o Cayman adaları, şurası burası. Biliyorsunuz gittim, takip ettim, görüntüledim. En son yaptığımız iş, merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in, yeğeni Murat Demirel'in Ege Bank'tan hortumlayıp Cayman adalarına kaçırdığı gizli, paraların gizli hesap cüzdanını üzerinde mührü ve kurdelasıyla beraber devlete teslim ettim. Devletin bundan zerrece haberi yoktu. Bir sürü offshore şirketler falan. Sonuçta oradan 30 milyon dolar civarında bir para çıktı. Yargılama masrafları, şunlar bunlar derken net 22 milyon doları yoktan var edip hazineye getirdim, irat kaydettirdim. Şimdi o günlerde, geçmişte biz hortumcuların, vurguncuların, Türkiye'yi soyanların, kaynaklarını yağmalayanların peşinde koştuğumuz günlerde bugünkü iktidar mensupları bizi alkışlıyordu. Helal olsun, yaşa, işte gazeteci dediğim böyle olur deyip sırtımızı sıvazlıyorlardı. E şimdi ben o 17-25 Aralık tapelerinden tek kelime kullanmadan, geçmişte yayınlanmış, bana özel değil, haberlerle yolsuzluk yazısı yazmayacağım da Uğur Dündar olarak yağcılık yazısı mı yazacağım? Soruyorum size. Yakışır mı bana? Hakaret yok, iftira yok, yalan yok, kişilik haklarına saldırı yok, aileyi karıştırmak yok. E ben yarım asırı aşkın bir süredir gazetecilik yapan bir kişi olarak bunları yapmadığım takdirde aynalara nasıl bakacağım? Değil mi? Bakarsınız ama içinizden tükürmek duygusu geçer. Çok şükür böyle bir duyguyu ben bugüne kadar yaşamadım. Allah da bana yaşatmasın. Ayrıca Sözcü gazetesinde çalışmaktan ben de gurur duyuyorum. Aynen. Sinan Meydan da gurur duyuyor. Sözcü gazetesinde çalışmak parasal bir bağ ile ifade edilemez. Gönül bağıdır. Bütün köşe yazarları aynı şekilde gönül bağıyla bağlıdır. İyi ki Sözcü var ve iyi ki Sözcü'nün sahibi var, Sayın Murat Akbay var. İyi ki bu köşe yazarları var. Bunlar Türkiye'nin değerleridir. Gerçek evrensel demokratik hukuk devletlerinde ülkenin zenginliğidir. Evet.